Aponun verdiği sıfatı taşıyan ve Bopu öven İslamcı Kayseri'de ülkücülere etmiş olduğu hakaretlerin deşifre olmasından ve geçmişte PKK açılımına karşı çıkıp şimdi tam tersini yapmasından dolayı utanır akıl adamlıktan istifa eder diye bekledik ama o daha azgın akıl adam çıktı. Akıl olmayınca ne yapsın sakal başlıklı yazımla maskesini tamamen düşürmüştüm. Cevap dahi veremedi. Aynı azim ve kararlılıkla PKK açılımını meşrulaştırmak için diğer akil adamlarla birlikte hareket etmeyi sürdürüyor. Ne gariptir, İslami hassasiyeti olduğunu söylüyor ama Hristiyan ve Yahudi güçlerin projelerinde görev yapan AKP'yi destekliyor ve ateist hocaların talebiyle kurulan akil adamlar içinde bulunuyor. Meğerse İslami hassasiyeti sadece laftaymış sakalından utanması gereken Ahmet Taş getiren, geçtiğimiz günlerde de adeta Müslümanları vatansız bırakma projesi olan BOP'u övmüş ve meşrulaştırmaya çalışmıştır. Türkiye'nin AKP sayesindeki BOP'taki görevi ABD ve İsrail'e taşeronluk yapmakken Ahmet Taş getiren BOP'u insanlık festivali gibi tarif ediyor milyonlarca Müslüman bu proje etrafında öldürülmüş, AKP bu öldürmelerde vebal ve sorumluluk sahibiyken Ahmet Taş getiren Müslüman duyarlılığı göstermeden bakın nasıl konuşmuş. Bir coğrafyada yeni yapılanma oluyor. Türkiye burada bir rol üstlenmek istiyor. Türkiye buna layıktır. Orta Doğu yeniden yapılandırılıyor. Türkiye dünya güçlerine rağmen bölgede etkinlik kazanıyor. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Kendi ülkemize güvenelim. Ahmet Taş getiren bu yapılanma nasıl gerçekleşiyor diye bahsetmiyorsun. Türkiye'yi yöneten Başbakan Erdoğan bu yapılanmada zaten eş başkanlık görevi alarak rolünü oynamıyor mu? Bu yapılanmada Müslümanların öldürülmesine ve ülkelerinin işgal edilmesine yardımcı olmak Türkiye'ye layık mıdır? Türkiye bölgede Amerika ve İsrail ikilisine rağmen bir adım atabiliyor mu? Milyonlarca Müslümanı öldüren ABD askerlerine dua eden Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümek hangi Müslümanlığa yakışıyor? Ahmet Taş getiren PKK açılımının BOP içinde bir işlev olduğunun farkında değil midir? PKK açılımının direkt İran ve Suriye üzerinde kurulacak tezgahlar için bir konumlandırma olduğunu bilmiyor mu? Müslümanlara zulmeden bu projeye kalemiyle ve sözleriyle niçin destek vermektedir? Hiçbir İslam hassasiyeti olmayan AKP'nin peşine takılmış, Apo'nun verdiği sıfatları üzerinde taşıyarak ABD ve İsrail'e dolaylı hizmet yaparak ömür tüketiyor. Ahmet Taş getiren ya durumun farkında olmayan bir cahil ya da bilerek böyle davranıyor. Ama kendini uyanık sanan birisi olduğu muhakkaktır. Bu kendini uyanık sanan Ahmet Taş getiren, kendisi gibi uyanık olduğunu sanan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP ve İşçi Partisi ismini yan yana getirme uyanıklığı üzerinden aklınca propaganda yaparak yani işçi Partilerle MHP adına tepkiler verenler el ele tutuşmuş oluyor. Bunu yadırgıyorum böyle bir itina içinde olmamaları sebebiyle bu işbirliğini çok problemli buluyorum diyor. PKK ile işbirliği yapan uyanığa bak. PKK ile el ele yürüyen kendileri. Oslo'da, İmralı'da ve Kandil'de itinayla pazarlık yapan kendileri ama bu uyanık işçi partisinin geçmişi üzerinden MHP'nin duruşunu gölgelemeye çalışıyor. İşçi partisi geçmişte PKK ile yol yürüyen bir parti olmasına rağmen şu an şekilde olsa Apo'nun kurduğu akil adamları protesto ediyor. Ya sen ne yapıyorsun Ahmet Taş getiren? Ateist olan, İslam düşmanı olan bir örgütün propagandasını yapmaktan başka bir şey yapıyor musun? Bu adamlarda nasıl bir zeka, nasıl bir akıl var inanın çok merak ediyorum. Adı akil adam ama Bob nedir onu bilmiyor. PKK açılımı niye yapılıyor onun farkında değil. AKP'nin Yahudi ve Hristiyan projelere taşır olduklarından bir haber. Zaten farkındaysa adı Türk İslam düşmanı Ahmet Taş getirendir. Başka sıfata gerek yok.